7 düvelin Türkiye'ye karşı birleştiği bu zamanda akla gelen ilk sorulardan biri, Türkiye'nin bunlarla nasıl baş edeceğidir. Türk savunma sanayisi ilerliyor ama henüz kendine yetecek durumda değil. Bilhassa motor gibi önemli parçalar üretilemiyor ve dahası yabancılar da satmıyorlar. Oysa ülkemize diş gösterenler arasında nükleer silaha sahip olanlar da var. Artık belli ki onları caydırmanın tek yolu nükleer silaha sahip olmaktır. Türkiye atom bombası edinmenin uzağında değil. Güçlü ülke Türkiye, kendini baskı altında hissederse atom bombasına sahip olmaya çalışacaktır. Türkiye bu konuda açıktan nükleer silahla ilgilenmiyor gibi görünüyor. Gizlice silah üretip üretmediği de belirsiz. Ancak 2015 yılında The National Interest'te Hans Rühle imzalı yazıda yazılanlar doğruysa Türkiye çoktan nükleer bir güç oldu olacak demektir. Bu bilgilerin çoğunu Alman İstihbarat Teşkilatı'na dayandırıyoruz. Rühle'ye göre Türkiye, Rus ve Japonlara kurduracağı nükleer santrallerde kendi uranyum çubuklarını kullanmayı ve kullanılan çubukların Rus ve Japonlara verilmemesini şart koşmuş. Bu bilgi doğru mudur bilmiyoruz ama müddei Rühle'ye göre Türkiye düşük seviyede de olsa uranyum zenginleştirmesini kendisi yapmak için bu şartı koşmuş. Fakat her alanda dışa bağımlı kalmak istemeyen Türkiye nükleer enerji konusunda da bağımsız kalmak istiyor olabilir. Ancak kullanılmış yakıt çubuklarının iade edilmemesini Türkiye'nin plutonyum bombası üretme isteğine bağlıyor. Ayrıca nükleer silah üretmek için plutonyumun %7 kadar kirli, yani saflaştırılmamış, olmasına gerek olmadığını belirtmiş. Amerika'nın 1962'te %23'lük kirlilik oranına sahip bir plutonyum bombasını test ettiğini söylüyor. Ayrıca santralde birkaç yıl beklemesi gereken çubuklar 6 ile 12 ay arasında çıkarıldığı zaman plutonyum bombasında kullanılabileceğini belirtiyor. İran'daki Buşehr santralinde bu tür plutonyum çubuklarının olduğunu yazar belirtmiş. Bu çubuklardan yapılacak bir atom bombası Nagasaki'ye atılan bombadan 25 kat daha güçlü olacağını söylememiz gerekir. Türkiye'nin 2010'da Erdoğan'ın talimatıyla uranyum zenginleştirmeye başladığı iddia ediliyor. Ayrıca uranyumun önce gaza dönüştürülüp sonra da santrifüjlerde zenginleştirilebildiğini biliyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin mafya aracılığıyla eski bir Sovyet ülkesinden Kosova ve Bosna üzerinden zenginleştirilmiş uranyum getirdiğini öne sürüyor. Rühle gazetesinin diğer bir iddiası ise, Türkiye'nin Pakistan'ın nükleer silah üretmesine yardımcı olduğudur. İddiasına göre Pakistan'daki santrifüjlerin elektronik aksamı Türkiye'den gitti. Ayrıca Pakistan'ın dışarıdan alamadığı birçok ürün Türkiye üzerinden alındı. Pakistan'a atom bombasını ürettiren Abdülkadir Han'ın zamanında Türkiye'ye de gelip nükleer çalışmalar yapmak istediğini yazıyor, bu bilgi birçok yerde geçtiği için doğrudur denilebilir. Türkiye Han'ın teklifini kabul etmedi. Eğer kabul etseydi Han o günlerde muhtemelen FETÖ tarafından öldürülürdü. Rühle gazetesi ayrıca Pakistan'ın Türkiye'ye nükleer işbirliği teklif ettiğini vurguluyor ve işbirliğinin bugüne kadar Türkiye'ye nükleer anlamda çok şey kazandırmış olabileceğini iddia ediyor. Rühle'nin son iddiası ise, Abdülkadir Han'ın 2003 yılında Malezya'dan Dubai üzerinden Libya'ya santrifüj parçaları gönderdiği, ancak bunların kaybolduğu, 3 ülkenin nükleer kaçakçılığa karıştığı, 4. ülkenin ise Türkiye olduğudur. Rühle Han'ın yakıtın yanı sıra nasıl atom bombası üretileceğine dair bilgiler verdiğini de öne sürüyor. Rühle'ye göre bu iddia doğru olmasa bile Pakistan'la olan sıkı ilişkiler Türkiye'yi nükleer güç yapmış olabilir. Son olarak Rühle gazetesi bazı kaynaklara dayanarak Netanyahu'nun 15 Mart 2010'da dönemin Yunan Başbakanı Yorgo Papandreou'ya Türkiye'nin istediği zaman nükleer silaha sahip olabileceğini söylediğini iddia ediyor. Bu yazıyı okuduktan sonra bende oluşan kanaat şu ki, Türkiye atom bombası edinmenin uzağında değil. Eğer kendini baskı altında hissederse, atom bombasına sahip olmaya çalışacaktır. Ancak varoluşsal bir tehdit yoksa malzemesini ve bilgisini bir yerlerde hazır şekilde bekletecektir. Dilerim yanılmış olmam. Rusya'nın ülkemizde yaptığı nükleer santralde dikkatleri çekiyor. Türkiye süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkan Erdoğan nükleer teknolojiyi ülkemize kazandırıyor.
Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı konuşulmaya devam ediyor. Bazı çevrelerinde dile getirdiği gibi, nükleer silahlara sahip ülkelere karşı bu tepki ne anlama geliyor? Batı'nın ciddi uyarılarına rağmen Rus S-400 savunma sisteminden vazgeçmeyen Erdoğan'ın bir sonraki hedefi nükleer silah mı? Türkiye'de halihazırda 50 kadar Amerikan yapımı nükleer silah bulunuyor ancak Ankara bu bombaları kullanma hakkına sahip değil. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde uzun yıllar önce konuşlanmış Amerikan nükleer silahları bulunuyor. Peki bunun olabilirliği ve sonuçları ne olur? Siz nükleer silahlara sahip olmamızı destekliyor musunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Erdoğan'ın nükleer çıkışı Ekim ayı başında Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'ndan sadece birkaç gün önce geldi. Erdoğan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını sorgulamakta haklı. Bütün ülkelerde nükleer silahlar boy gösterirken bizim bu hakkımızın engellenmesi doğru mu? Nükleer silahlar kullanılması doğru değil ama caydırıcılık açısından da korkutucu ve ülkeler arasında faydalı bir sistem. Türkiye nükleer silahlarla diğer ülkelere karşı gözdağı verebilir. Türkiye'nin mevcut teknik altyapısı göz önüne alındığında nükleer silah için kara borsaya başvurmak zorunda kalacak. Türkiye gizli bir nükleer programa giriştiğinde bunun günümüz uydu teknolojisi çağında dünya ülkelerinden saklaması olasılık dışıdır. Eninde sonunda bu ispatlanacaktır. Türkiye yakalandığında, muhtemelen silahsızlanma anlaşmalarına taraf olduğu için aldığı kazanımları kaybedecektir. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı? İçeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.